Haziran direnişi şehitlerinden Netem Sarısülük ölümünün 40. gününde polis kurşunuyla vurulduğu yerde anıldı. Güven Park'ta yapılan anma etkinliğinde binlerce kişi ve direniş şehitlerinin aileleri bir araya geldi. Aileler katiller cezalandırılana kadar mücadeleye devam edeceğiz mesajı verdi. Onlar gencecik yaşamlarını Türkiye'nin daha aydınlık günlere ulaşması için feda ettiler. Büyük Haziran ayaklanmasında 1 Haziran günü başından vurulan Ethem Sarısülük vurulduğu yerde anıldı. Ethem'in annesi Sayfi Sarısülük oğlumun katili bulunsun diyerek feryat etti. Versin benim oğlumun katilini, katil kendisidir. Eskişehir'de 19 yaşında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ethem'in annesine destek verdi. Ali İsmail ölümsüzdür, Ethem ölümsüzdür. Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz mücadeleye devam çağrısı yaptı. Daha iyi bir dünyada, daha iyi bir Türkiye'de, daha aydınlık bir Türkiye'de milyonlarca kalp atmaya devam edecek. Hatay direnişinin şehidi Abdullah Cömert'in ağabeyi Zafer Cömert ve İstanbul'da yaşamını yitiren direniş şehidi Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş da Ethem'in ailesini yalnız bırakmadı. Talancılar, yalancılar, gençleri yutarlar. Biz sadece devrim şehitleri için burada değiliz. Biz burada bu ülkeye, bu ülkede uygulanan talana, tecavüze, hırsızla her şeye karşı buradayız. Nice'deki karakol protestoları sırasında yaşamını yitiren Medeni Yıldırım'ın ağabeyi Ersin Yıldırım da Ethem'in anmasına katıldı. Kardeşlerimizi katledenler hala yargı önünde çıkmamıştır.